şekil, bu ne şemal, bu ne kılık ağam ya? Seyit, bir dur, sen karışma. Bak şimdi, bu kamerayla üfürükçüye suçüstü yapacağız, yakalatıp doğru karakola teslim edeceğiz. Getir kız Ali Kemal, koyalım şu kamerayı yerine. Ne o? Kamerayı böyle göstereceğiz, yapacağız ve çekeceğiz, tamam mı? Uy, o değil de Sinan abicim, bu üfürük çocuğun evi çok mu uzakta dur? Ya Ali Kemal ya, sen hakikaten salaksın ha. Zaten salaktın, bu sarı pörüğü taktın, iyice salak oldun. Oğlum Sinan abi denir mi lan? Sinan abi denir mi? Üfürükçünün yanında da öğretti de poyamızı ortaya çıkar, olmaz mı? Peki tamam Sinan ablacığım. Bak salağa ya. Şimdi ablacığım, Sinan ablacığım diyor. Ya Sinan ablacığım denir mi ya? Ya abicim sağda yaranın mı ya? Abi diyorum olmuyor, abla diyorum olmuyor. Ne diyeceğim sağ? Ya abla de de Sinan abla deme. Sen Sinan diye bir kadın ismi duydun mu? Başka bir şey söyle. Ne diyorum? Ne bileyim mesela Fahriye abla de. He tamam. Peki Fahriye ablacığım. Yürü bakayım Fadimeciğim, gidelim. Yürü kız. Ulan kıvırtmayın lan. Ulan başımı belaya sokacağız siz ya, vallahi Allah. Ya var ya yemin ediyorum. Yani siz gerçekten kadın olsaydınız şimdi var ya 58 bin kere pavyona düşmüştünüz ya. Lan kıvırmayın. İyi günler hoca efendi. İyi günler hocacığım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Maşallah, maşallah. Kız Eltim, gördün mü? Söyledikleri kadar var. Ay ne şirin adam, maşallah. Sakalını makalını ya. Canım, kıldan tüyden bir mesele için kırmayalım birbirimizi. Buyurun içeriye, buyurun. Maşallah. Evet, ne sebeple geldiniz buralara? Hocam, Fadime benim karım oluyor. Evet hocacığım, ben Seyit abimin karısı oluyorum. Abi mi diyorsun sen kocana? Hala abi diyor. Ay Seyit, bütün kabahat sende. Tutturdun bir Lolita'yla evleneceğim diye. Aldın el kadar çocuğu. Baksana abi diyor. Dua et amca demiyor bari ayol. Neyse hocam. Karımla benim ne yaptıysak ne ettiysek çocuğumuz olmuyor. Vallahi hocam sizi bize tavsiye ettiler. Siz çocuğu olmayan kadınlara bir üflüyormuşsunuz. O saniye çocuğu oluyormuş. Nefesim kuvvetli. Evelallah üflerim. Ha işte bize üfleyin diye geldik. Benim de olmuyor çocuğum. Siz bize bir güzel üfleyin. Meltem gibi üfleyin. Kasırga gibi üfleyin. Tufan gibi üfleyin. Bora gibi üfleyin. Yeter ki siz bize bir üfleyin. Tamam siz çıkın. Önce ben bir hanımı alayım, okuyayım, üfleyeyim. Sonra sizi alırım. Aa, hayatta olmaz hocacığım. Ben Eltim'i seninle paş paşa bırakmam. Beni üfleyeceksin. Fesübhanallah. Kızım acele yok. Sırayla üfleyeceğim. Hadi çıkın şimdi siz. Peki. Ay Elticiğim çantanı bırak da öyle çık kız. Gel kızım gel. Gel sen kızım gel. Gel. Bunu mu diyeceğim? Ben? Yanıma otur gel. Gireyim ay. Böyle mi gireyim? Maşallah maşallah. Çok da güzelsin. Ay, güzellik ne fayda eder hocam? İnsanın bahtı güzel olsun. İnsanın bahtı güzel olmadıktan sonra, çocuk doğuramadıktan sonra Angelina Jolie olsa ne yazar ki ayol? Doğuracağım kızım, doğuracağım. Sen hiç merak etme. Soyun bakalım. Aa, niye soyunuyorum ayol? Göbeğini yazacağım kızım. Üfleyeceğim, üfleyeceğim. Soyunmadan olmaz mı hocam? Giyinik olmaz. Muskamın tesiri tutmaz. Gel bakayım ben seni soyarım. Ay yapma hocam, ben gıdıklanırım. Ay vallahi gıdıklanırım. Gel, gel. Yapma. Ben gıdıklanırım. Maşallah. Ay yapma, yapma. Portakal. He, narenciye. İyin mi? He, iyin mi? Sen erkeksin. Ne zannettin lan sen? Hem de senden daha fazla erkeğim. Gel buraya. Bir şey yapmadın ne dersin ben. Ha? Bir süpürükçü. Bir süpürükçü. Şöyle iyi mi? Bir de ben sana üfleyeyim de.
Komiserim, biz bu karaktersiz, şerefsiz, haysiyetsiz adamdan şikayetçiyiz. Evet komiserim, şikayetçiyiz. Bu ırz düşmanı var ya, bu ırz düşmanı yani en ağır cezayı hak ediyor komiserim. Ay komiserim, söylemesi ayıptır. Bize de sarkıntı oldu. Sinan abime de oldu, onu zor kurtardık. Arkadaşlar, bu kılıkla dolaşırsanız tabii askıntı olur. Siz niye kadın kılığındasınız? Komiserim, keyfimizden değil herhalde. Mecburiyetten bu kılığa girdik. Kamuflaj meselesi komiserim. Ne kamuflajı? Komiserim, bu ırz düşmanını yakalamak için böyle dümenden kadın kılığına girdiler. Allah'ıma çok şükür yakaladık onu. Ali Kemal, oğlum artık kadın gibi konuşup böyle kıvırtıp durma. Rolümüz bitti, fabrika ayarlarına geri dön. Pardon abicim. Arkadaşlar, bu adamın suçu neymiş? Şimdi bakın komiserim, bu adam şarlatanlık yapıyor. Şarlatıyor, hacıyım, hocayım deyip üfürükçülük yapıyor. Çocuğu olmayan kadınlara ben sizi doğurttururum diyor, üflüyor, onları taciz ediyor. Bizi de böyle üfledi komiserim. Komiserim, burada ilk önce anlamadım ama ağamın fikriyle, böyle üstün fikriyle, zekasıyla böyle hepsi burada yani çektik. Kaydettik herhalde kameraya komiserim, bakın. Gel buraya gel, ben seni soyarım. Vay namussuz var. Size bile sarktığına göre bayağı gözü dönmüş bu. Hem de ne biçim gözü dönmüş komiserim. Vallahi benim narinciyeleri de yemeye kalktı. Narinci yani ben portakal koymuştum. Onları yemeye kalktı komiserim. Komiserim, GBT'sine baktık. Daha önce de üfürükçülükten sabıkası varmış. Alın bunu içeri. Bağışla komiserim. Gele, gele. Sapık herif. Vay eline sağlık. Terbiyesiz. Arkadaşlar, bu alçağı yakalattığınız için size teşekkür ederim. Ne demek komiserim, görevimiz. Ne demişler? Olur böyle vakalar, Akasya durağı şoförleri yakalar. Bir de çaycısı. Yalnız size tavsiyem, bu kılıkla fazla dolaşmayın. Başınıza her an bir iş gelebilir. Hadi gidin üstünüzü değiştirin. Haklısınız komiserim. Peki, iyi günler komiserim. Ayo. Hemen haklısın karım. Hemen haklısın karım. Efendim Sinancığım? Aa! Gerçekten mi? Tamam, Zeyno'ya da söylerim. Hadi hoşça kal. Ne olmuş ablam? Senin üfürükçüyü bir güzel tutuklatmışlar, gözün aydın. Oh, cezasını buldu namussuz. Çok şükür. Diye hanımlar, onu bunu bırakın da çorban nasıl olmuş? Safiye, sen bu çorbanın içine nane mi koydun? Şükran Hanım, nane koydum. Hem böyle elimi de hani tutup tutmadım ki böyle bol bol koydum. Peki benim naneyi sevmediğimi bilmiyor musun? Ben nereden bileyim ben Şükran Hanımcığım? Alnında mı yazar nane sevmediğim? Kusura bakma ama Safiye, ben bugüne kadar naneli hiçbir şey yemedim. Bunu hiç yemem. Misafirim olmasanız ben size ne diyeceğimi çok iyi bilirdim Şükran Hanımcığım ama dua edin ki misafirimsiniz. Şazmet Hanımcığım, sen nasıl buldun çorbamı? Çorba bu mu? Deminden beri ben de ne içiyorum diyordum. İlahi Safiş, çorba buysa ben travmayım. ben size cevap vererek tabii sizinle polemiğe girmek istemem. Ben en iyisi gideyim yemeklerime bakayım. Bunlar ne böyle, böyle kalpler koymuş, böyle saçma sapan çiçekler koymuş, bir de utanmasa kelebek koymuş, koymuş. Kızım geç onları, geç. Çatalların kaşıklarına anne bak. Makineden yeni çıkmış, çizik içinde. Ay, rezillik canım. Tabakların hepsi de değişik değişiktir ablam. Bu tabağın deseniyle o tabağın desene bir mi? Allah'ı seversen, yani misafirin geldiği insan bir takım çıkarır der mi ama? Özensiz kadın Zeyno'cum. Puan kıracağım. Ay bırakın Allah aşkına, hepsi bir milyoncudan alınmış, iğrenç şeyler. Ay. Şu kaşıklara bakar mısınız? Hangisi yemek kaşığı, hangisi tatlı kaşığı belli değil. Şu bıçağın haline bak Allah aşkına lütfen.
kesici yeri ne tarafa duruyor bak. Ay ay ay, çok yanlış, çok. Ay Safiye de kadınım diye dolaşmıyor mu şekerim yani? Olacak iş değil. Osman hala bunu nasıl boşamıyor bilmem. Demek o üfürükçü şarlatanı yakalamak için bile kadın kılığına mı girdiniz siz be? Yakam ya. Yani var ya görürsen tam aşık oldular. Yani iyi ki kadın değiller. Eğer kadın olsalardı var ya. Ağam çok özür dilerim. Yani kesin kötü yola düşerlerdi biliyor musun? Bravo Seyit ya. Bravo kardeşim ya. Sen ne nankörmüşsün. Sen ne hainmişsin ya. Biz sana yardım edelim diye erkekliğimizi içe sayıp kadın kılığına giriyoruz. Şu senin yaptığına bak. Burada herkese bizi anlatıp maymun ediyorsun, madar ediyorsun. Bravo ya. Delikanlı hasar mı bu? Yakışıyor mu sana yani? Ya Sinan kızma. Kendi aramızda eğleniyoruz. Böyle eğlence mi olur hocam? Sinan! Keşke öyle kadın kılığında bile durağın buralarına girseydiniz de sizi bile bir görseydik biz be! Osman aga bak, bu konuda bir kelime daha edersen şerefsizim senin olan bütün ilişkilerimi askıya alır, diplomatik anlamda elçilerimi geri çeker, üstüne üstlük bir de nota veririm ona göre ha. Buyurun efendim, Akasya Durağı. Var efendim tabii, adresi alayım. Tamam efendim, tamam. Hemen geliyor taksiniz. Sinan, Gül Ağacı 28 numara, hadi oğlum. Tamam baba, hemen gidiyorum. Sinan, gene kadın kılığına girsen belki zevksiz bir şarlatan bulursun gene.